Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra sizlere tekrar merhaba diyorum. Nisan ve Mayıs ayında başlamış olduğumuz bamya tohumu ekimi ve devamında tarla hazırlığıyla beraber fasulye tohumu ekimi, beyaz fasulye tohumu ekimi, bamya fidesi ekimi ile başladığımız bahçemizin sezonunun yavaş yavaş sonuna doğru gelmekteyiz. Yaklaşık 3-4 gündür ben fasulyelerim kurumaya başladığı için toplamaya başladım. Topluyorum da. Şöyle göstereyim sizlere. Ağaçların üzerindeki olan kuruları toplayıp evde temizleme işlemine başladık. Yavaş yavaş da fasulyelerin de sezon sonuna doğru geliyoruz. Bu sezon fasulye ve bamyaları ektikten sonra bamyalarda sade üst taraftaki bahçeyle beraber bamyaları sade bir iki sefer can suyu verdim. Taşıma suyuyla. Haricinde herhangi bir işlem yapmadım. Fasulyelere ise yanılmıyorsam 2 veya 3 sefer ara çap 3 sefer ara çapalama yaptık. Onlar da kanalda mevcut. Ara çapalama haricinde sulama yapmadım. Yağan yağmurlarla sadece sulandı. Alt kısımda zaten takip edenler bilirler. En alt kısımda otlu olan kısmı bayağı bir yağmur yağışından sonra sel geldi. O kısmı zayi oldu, kaybettik. Yavaş yavaş toplamaya başladık. Topluyoruz da fasulyelerimizi. Bamya yetiştiriciliğinde de bir tane yorum geldi bana. Bir bayandan. Bamyalarını budamış. Bamyaları mahvolmuş. Bana hakkını helal etmediğini söyledi, yazdı. Ben ona cevap yazdım ama geri dönüş olmadığı için benim bamyalarımda bu sene herhangi bir sıkıntı olmadığı için böcek veya zararlı ben bamyalarımı budamadım. Önceki senelerde var budadığım videolar. Ben herhangi bir zararını görmedim. 3-4 gün oluyor. Bu bamyayı budadım ben. Şurada yaprakları da göstereyim size. Gördüğünüz gibi yapraklar kurudu. Doğru şekilde yaparsanız ki eğer şu baş kısımlara ve ana gövdeye zarar vermediğiniz takdirde alttan yukarı doğru yaprakları düzgün bir şekilde makasla kırarsanız, keserseniz herhangi bir şey olmuyor. Yaklaşık dediğim gibi 3-4 gün oldu benim bu ağacı budadım. Bakın yeni yaprak çıktı. Burada baş kısım gene büyümeye devam ediyor. Çiçek açtı, söndü. Bakın bamya oluştu burada. Tekrar burada gene bamya oluştu. Şurada. Burada ben yaprak kırdıktan sonra bakın burada yaprak kırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yaprak çıkıyor arkadaşlar. Hatta şurada kenarda altta 8. yaprak çıkıyor. Ben bu yaprak kırsam bile, şunları da kırsam bile herhangi bir zararı olmayacak. Üzerinde olan yaprak onun devamını büyümesine yardımcı olacak zaten. Gördüğünüz gibi hiçbir zararı yok. Doğru şekilde yaptığınız takdirde hem o bayana cevap niteliğinde olsun bu videonun sonu. Şöyle göstereyim, burada bakın bamya var. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Büyümeye de devam ediyor. Şurada da var bir bamya. Şöyle göstereyim. Kısaca bu sezonu da anlatmış oldum ve bahçemin son halini de göstermiş oldum. Hatta size anlatırken şunun da yapraklarını ben normal şartlarda makasla kesiyorum ama elle kırarak çekebilirsem ki ileriki zamanda bunun da bir şey olmadığını göstermiş olurum sizlere. Bamya bitkisini zaten alt yaprakları bamya büyüdükçe şöyle göstereyim sizlere. Kendiliğinden kuruyup dökülmeye başlıyor.
Sadece biz bu süreci biraz hızlandırmış oluyoruz. Bu yaprakların budamasıyla alakalı. Herhangi bir zararlı veya böcek oluşacağı zaman yaprakları budadığınız zaman zararlı hiçbir şekilde bamya tutunamıyor. Ve bamyanız temiz oluyor. İlaçsız, gübresiz bu şekilde halletmiş oluyoruz. Yani ben bu şekilde bir çözüm buldum önceki yıllarda. Böcek olacağı zaman yaprakları budadıktan sonra herhangi bir zararlı olmuyordu. Bu sene herhangi bir zararlı olmadığı için de yaprakları budamadım ben. Sadece o bayana cevap niteliğinde olsun diye şurada gördüğünüz iki kök bu aslında ama onu budadım ve herhangi bir şey olmadığında görmüş oldunuz. Şurada bamya var, bakın burada çiçek var, tekrar çiçekler var, bakın şurada da şunu alalım, çiçek, burada bamya oluşuyor. İlerleyen zamanda çekebilirsem ki eğer bu ağacında herhangi bir şey olmadığını göstermiş olurum sizlere. Bakın bunun da yapraklarını budadım ben. Normal şartlarda dediğim gibi bir bağ makası veya normal makasla kesiyorum bunu ben ama gövdeye zarar vermeden, bakın yaprakları budadım. Yapraklarda da herhangi bir zararlı böcek yok zaten. Şöyle göstereyim. Kendi doğal halinde zaten kurumaya başladı yavaş yavaş. Evet. Yani bu sene yaptığım işlemleri kısaca hem bahsetmiş oldum hem şöyle bakın. Şu yaprak kalın olduğu için kökü kıramadım onu. Şöyle göstereyim. Şurada üst kısmında 3-4 yaprak kalacak şekilde bunu da budadım. Evet. Ben bilgi paylaştıkça güzeldir diyorum. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Sizlere de yaptığım bütün işlemleri sırasıyla göstermeye çalışıyorum. Gelen sorulara da bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum. Herkese tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. İlerleyen günlerde görüşmek üzere diyorum.